eski devirlerde işte dedeyle torunun neredeyse yakın hayatlar yaşadığını biliyoruz. Yaşayış olarak. Ama bugünün dünyasında jenerasyon farkı baba ile evlat arasına girdi ve bunun %99 internet yaptı diye sanıyordunuz da. Bu durumu neye yoruyorsunuz hocam? Yani bizim yine işler bildiğimizde hayır mı olacak veya nasıl yorumlarsınız? İyi bir şey mi? Yani bir pik, akut bir gelişme var insanlık tarihinde. Evet. Bir hocamız demişti ki benim çocukluğumda köyde yaşadığım hayat ile hadislerde Hazreti Peygamber'in o gün Mekke'de yaşadığı hayat neredeyse çok yakın. Yani evlerde su yok. İşte ihtiyaç görmek için belli mesafe gidiliyor. Su eve taşınıyor. Onu hayvanlar biniyoruz vesaire. Ama benim oğlum ve torunum yaşamı o kadar farklılaştı ki. Yani o kadar gelişme oldu. Burada bir akut ve hızlı bir gelişmeden söz edilebilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın vatilkel eyyamunu davuluha. Yani hayatın akışını bu istikamette Cenab-ı Hak çeviriyor. Ama hani bazıları diyorlar ki artık bugün Cenab-ı Hakk'ın emrine sadık ve vefalı yaşamak çok zorlaştı. Yani demek istiyor ki bugün bir genç Cenab-ı Hakk'a saygılı yaşamayı bundan 50 yıl önceki bir genç kadar başaramaz. Niye? Çevresel etki çok yoğunlaştı. Yani parazit unsurlar, mailini açıp baksa parazit unsur, sokakta yürüse, billboard'a baksa parazit unsur. Yani her şey kendisini dünyanın şehvetine çağırıyor. Dünyanın arzusuna daha baskılı çağırıyor. Dolayısıyla kişinin iradesi negatif yönde baskı altında. O bakımdan artık İslami Cenab-ı Hakk'a saygılı bir hayatı sürdürmek neredeyse imkansız hale geldi gibi söylemler var. Bunlar şeytani söylemler. Neden? Çünkü diyoruz ki Allah Azze ve Celle ortamdaki her türlü değişkenin mutlak kudret olarak hem bileni hem de buna fırsat ve imkan tanıyanı. Dolayısıyla kulları açısından artık sınavın işlevsiz hale geleceği, iradelerinin artık menfi yönde zorlanıp onların hakka sebat etmek üzere onlara bir imkan aralığı bırakmayacağı bir ortama getirdiyse o zaman bu insanları sınamıyor demektir. Yani bugünkü genç Cenab-ı Hakk'a diyecek ki ben şu yüzyılda yaşadım. Benim irademi doğru yönde kullanma imkanım yoktu. Çünkü menfi etki benim mukavemetimi, direncimi baskılamıştı. Bir defa bunun bir birimi var mı? Yani biz kendi irade alanımızı bu birim karşısında ne kadar kontrol edebiliyoruz veya artık bir yerden sonra yenik düşüyoruz. Bunu iddia edip kağıda düşürebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Bu yönetiliyorsa Allah Azze ve Celle tarafından yönetiliyor ve kuşkusuz onun tarafından yönetiliyor. O zaman şu ayeti hatırlıyorum. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسِ اُمَّةً وَحِدًا Bütün insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ Biz Rahman'ı inkar edenler için var eder, kılardık, verirdik. لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَطَرُونَ Evlerini, barklarını altından, gümüşten o denli küfredenlere zenginlik verirdik. Ama bu bütün insanların hepsini tek bir tip yapmaya, yani hepsini kafir yapmaya yöneltirdi. Burada ne demek istiyor Allah Azze ve Celle? Yani iman üzere kalmak isteyenlerin iradesine sağlıklı bir alan bıraktık. O yüzden kafirlere orantılı, makul ölçülerde yine fazladan veriyor ama makul ölçülerde. Herkesin birdenbire oğlu olanca zenginliği görünce imanı bırakıp küfre gideceği şekilde değil. Demek ki bizim irademiz ile irademizi baskılayan karşı etki, karşı çağrı arasında kendimizi zapt edebileceğimiz bir alan bırakılmış. Kendimize yenik düşüyoruz. İstemsiz batıla kendimizi bırakmak zorunda kalıyoruz. Olmuyor, olmayacak da yine bu iradenin korunması ilkesi gereği. Çünkü yaşatan Allah iradeyi kuluna yaşatıyor ki muahaze etsin. Muhasebe etsin, sorumlu tutsun. Girişte sorduğunuz neydi? Hocam, Suudi Arabistan'ı yaptım. Evet, yani ben onu, şimdi ilk baştan internet için de dedik ki hiç girmeyelim en iyisi oraya. Çünkü sen iyi bir şey yapmak için girersin ama kıyıda, köşede o kendi bildiği şeyleri yine kor. Bugün gözün kayar, yarın gönlün kayar. Bir süre sonra alışkanlık haline gelir, sıradanlaştırırsın. Ama bu politika tutmadı. Yani biz baktık ki biz uzak dursak da çocuklarımız orada, işimiz oraya gidiyor. Adam maili gönderdim diyor, yani işin oraya kayıyor. Dolayısıyla
biz orada olmak zorunda olduğumuzu gördük. O zaman orada ona rağmen bulunmak, korunarak bulunmak, makul olan seçeneğin bu olduğu anlaşıldı. Aslında daha doğrusu o platformun benzerini sağlıklı bizim kurmamız. Çünkü adam ev onun olduğu için evet sen mailime giriyorum diyorsun, yan tarafa açıyor. Diyor ki işte Tanrı'nın oğluyla temas kurmak ister misin? Tanrı'nın oğluyla konuşmak ister misin? Günahlarından bağışlanmak ister misin? Özellikle dikkat ediniz, ödev yazmak istiyorum, soru çözdürmek istiyorum gibi ortaokul çocuklarının aratacağı türden ifadeleri Google'layın. Hemen karşınıza Hristiyan propagandası, misyoner propagandalarına dair siteler düşecektir ve bu sitelerin bir kısmı o çözümleri de barındırıyor. Yani soruyu çözmüş, onun içerisinde aşağıda bunlar var. Böyle olmasına rağmen efendim orada yine bulunmak ve bir adım sonra orayı ele geçirmek daha iyisini biz yapmak zorundayız ki bu kez bunu hayra tebdil edelim. Elim çocuğu oraya gelmişken biz diyelim Hakk ile tanışmak ister misin? Gerçeği konuşmak ister misin? Sen de konuş, biz de konuşalım. Biz rahatız. Çünkü biz Hak'tan yana olduğumuzu bildiğimiz için batılı dinlemekten de gocunmuyoruz. Ve inna ev iyyakum la ala huden ev fi dalalin mubin. Diyoruz ki tam bir serbestlikle ya biz ya siz. Ya hidayet üzere ya da dalalet üzereyiz. Konuşalım. Hak ortaya çıksın. O zaman batılda olan taraf Hakk'a ittiba etsin. Demek ki girişteki konuyu dönersek iletişim her halükarda bizim lehimizedir. Biz batılı duymaktan bize bir rahatsızlık gelmez. Ama onlar Hakk'ı duyduklarında onlar kendilerini, yavrularını, ortamlarını Hakk'ın lehine kaybetmek zorunda kalırlar.